Herkese merhabalar. Açılışa doğru Trav Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün haftanın son işlem günündeyiz. Dün yurt içi tarafta bir miktarda Borsa İstanbul tarafında satışların derinleştiğini gördük. Açılış ile birlikte bir miktar yukarı yönlü hareketlik olsa da yani 8000 puan direncine doğru bir miktar hareketlik olsa da buradan tekrardan tepki satışlarının geldiğini gördük. Özellikle BIST 100 endeksi artık aşağı yönlü kırdığı 8000 desteğini direnç yaparak tekrardan aşağı yönlü hareketliğini onaylamış oldu. Aşağıda burada 7600 desteği majör tabloda takip edilebilir. Endekste artık yatay bant hareketleri yerini bir miktar daha minör düşüş trendini bırakmış gözüküyor. Endeks yakın vade kontratına baktığımız zaman da burada takip ettiğimiz bir destek hattı vardı hatırlarsanız. 8300 bant aralığı, 8300 bant aralığının kırılımıyla beraber artık 7730 desteğini bu tarafta takip etmeye devam edeceğiz. Bir miktar daha dünkü satışlara baktığımız zaman özellikle Tüpraş tarafında endeksi aşağı yönlü çektiğini gördük. Zaten Türk Hava Yolları'na da sıkça değiniyorduk. Türk Hava Yolları'ndaki satışlarla aşağı yönlü hareketlik için BIST 100 endeksinde ciddi anlamda etkili oldu diyebiliriz. Bir miktar da savunma sanayi tarafı, Aselsan tarafı bir miktar daha pozitif ayrıştı. Jeopolitik risk faktörüne paralel olarak orada bir miktar yukarı yönlü hareketlikler gördük diyebiliriz. Kur tarafına baktığımız zaman da dolar TRD bir 28.10 atağı gördük. Referans değer olarak takip ettiğimiz zaman şu anda 28.03 bandını dolar TR tarafında takip ediyoruz. Euro TR'ye baktığımız zaman 29.64 bir miktar daha sınırlı hareketlik. Sterlin tarafına baktığımız zaman da yine 34 bandı içerisinde hareketlikler devam ediyor. Altın tarafına baktığımız zaman gram altın tarafında da ciddi yukarı yönlü hareketlikler görüyoruz. Ons tarafına paralel olarak bu jeopolitik risk faktörünün ciddi anlamda artış göstermesiyle beraber yatırımcıların artık riski varlıklardan çıkış yaptığını ve güvenli liman talebiyle beraber değerli metallere yöneldiğini görüyoruz. Buna paralel olarak da gram altında ekran fiyatı olarak baktığımız anda 1782 seviyesi takip ediliyor. Biliyorsunuz gram altın yakın vade kontratında da oradaki hareketleri de takip ediyorduk. Özellikle 1800 direnci önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de Akçelik öncülüğünde Borsa İstanbul'da da bilanço sezonu başlangıç yapıyor. Onu da vurgusunu yaparım. Yurt dışı tarafta yine bir miktar daha dün Powell'ın konuşmaları bulunuyordu. Fed Başkanı Jerome Powell konuşmasında bir miktar daha aslında ekonomik aktivitenin iyi olduğuna vurgu yaptı. Ekonomik aktivite iyi ise enflasyonu düşürmek için aslında ellerinin güçlü olduğuna bir miktar daha vurgu yapılıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Kendisi bu kadar net belirtmedi gerçi ama buradaki önemli durum aslında ekonomik aktivite güçlü. Enflasyon bir miktar daha %2'lik hedefinin üzerinde %2'lik hedef vurgusu tekrardan yapıldı ve trend bazlı bir miktarda bakılacağına vurgu yapıldı. Buna paralel olarak da bir miktar da önümüzdeki dönemde aslında para politikasında dikkatli kademeli olarak bir sıkılaştırma adımları yapılabilir gibi çıkarımda bulundum ben açıkçası. Benim görüşüm bu şekilde. Onun dışında baktığımız zaman dün yine ABD hissesinde piyasalarında satışların etkili olduğunu gördük. Kapanışta Wall Street Endeksi aşağı yönlü gittiğini devam ettirdi. Bu da yine risk faktörleri etkili olmaya devam ediyor. Riski varlıklardan çıkışlar artıyor. Bir miktar da burada baktığımız zaman güçlenen dolar teması, güçlenen tahvil getirileri teması ve güçlenen altın teması etkili olmaya devam ediyor. Özellikle altın ons tarafına baktığımız zaman TP3 olarak takip ettiğimiz 1983 direnci vardı hatırlarsınız. İlk başta takip ettiğimiz 1942 direnci, daha sonra 1988 direnci, daha sonra 1983 direnciydi. Bu 1983 direnci de test edilmiş oldu bir miktarda. Artık önümüzdeki dönemde bu 1983 bandının kırılmasıyla beraber 2000 dolar seviyelerini konuşabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Petrol tarafına baktığımız zaman da dün ve ondan önceki gün biliyorsunuz bu Venezuela tarafına alınan yaptırımların bir miktarda kaldırabileceğine yönelik haber akışları bulunuyordu. Buna yönelik olarak da petrol tarafında hafif geri çekimler gördük. Ama yine jeopolitik risk faktörünün etkili olmasıyla beraber petrol tarafında yukarı yönlü hareketlikler etkili olmaya devam ediyor. Brent 93.30 bandında işlem görüyor. WTI'de baktığım zaman 89.37 seviyesinde varil fiyatı işlem görmeye devam ediyor diyebilirim. Açılışa doğru piyasalar ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.